Evet, şimdi GWK'ya geldik. Şöyle şuraya doğru gideceğiz. Heykel karşıda. Şöyle shuttle servisler var. Bakalım şimdi bilet alacağız. Motorumuzu böyle park ettik. Evet, şimdi motorumuzu park ettiğimiz yerde bize bir bilet verdiler. Bu biletle herhalde içeri girebiliyoruz. Tam anlamadım ama bilet almamıza gerek yok. Okey. Şimdi shuttle servise doğru gidiyoruz. Buradan otobüse binip yukarı çıkartacaklar bizi herhalde. Şöyle bir şey verdiler bize. Bayağı kalabalık. Pickup point. Free shuttle. Aa, iyiymiş. Neyse, şimdi sıraya girip shuttle bekleyeceğiz. Evet, shuttle geldi. Bilet almanıza gerek yok. Sadece park biletini gösterin. Shuttle sizi bedavaya yukarı çıkartıyor. Yani sadece şunu göstermeniz yeterliymiş. Herhangi bir bilet almanıza gerek yok. Şöyle. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Makasın. Şöyle. Bir yerde oldu. Şöyle. Geçelim. Şimdi anladığım kadarıyla park biletiniz sadece shuttle için geçerli. Şimdi asıl gişelerin önüne geldik. İçeri girmek için bilet alacağız. Shuttle'dan inelim. Şöyle. Burası sabah 9'da açılıyor. Akşam 5'te kapanıyor. Bilginiz olsun. Yine drone uçurmak yasak tabii ki. Şimdi kontalara doğru gidiyoruz. Gişelere doğru. Evet. Bayağı da turist var burada. İnsanlar merak ediyor. Şöyle burada bir danışma bürosu var. Danışma ofisi. Entrance gate. Ana giriş burada. Tütsü yakmışlar. Okay. Ha, buradan online bilet de alabiliyoruz galiba. Kaç paraymış? Regular 125. Evet. Bugün gezdiğimiz yer burası arkadaşlar. Garuda Vishnu Kanchana Kültürel Parkı. Free entrance. Burada bedava olan yerler var. Her gün kültür performansları. Okey. Şöyle şurada şöyle göstereyim. Regular. Bir kişi 125 bin rupiye. Yes. With the regular, you have free restaurant drink and Kinderay Bali restaurant. But the eat and trip, you can eat and voucher 200. But the buggy service to only one way route with 40%. Only have buggy service ticket only. Some ticketing area to give it us. I think there is. Which one you want? I don't know. Maybe like 40, because we don't need to eat another. Yeah. Okay. Sadece buggy servisi alacağız zamanımız. Free refreshment drink diyor. İçecek veriyor. Bir de Jandala Bali seyir restoranı var. Şimdi anlamaya çalışıyorum ben de ne var ne yok. Ne farkları var bir soralım. Neyse bir soralım. Size açıklamasını yaparım ben de. There is the one way route. Service ticket only. Okay. Yeah. Entrance ticket includes three entrance at Asana Arch. Free to enjoy 50 Bali culture. Okay, every house for entrance. Yes, I think this is okay. Okay. I don't know. What's wrong? Şimdi şöyle bilet aldığınızda Asana Artesum'u gezebiliyorsunuz. 15 tane kültürel performansı görebilirsiniz. Her gün her saat başı değişik etkinlikler oluyormuş. Neyse şimdilik böyle bir biz şu ucuzundan bir alalım bakalım ne olacak. After you finish it here, you
come back, but you drop off in here, Pachupapan. After that, you can in my walk. So it's just kind of like a car tour is one way, right? Yes, one way. Okay. So this tour doesn't include this one? No. And where? The ticket is not included, the buggy car. Then where will we also drop you must off? Buy this one and drop off in the buggy car? Drop off in here, the last finish. How about without the buggy car, where? Like, we're gonna walk but all this the parts. Yes, you can walk by yourself. How long will be the walk? 1.5 kilometers. It's not too much, 1.25. Yes, 1.5. But you must, this is not include the buggy. But this is 200. There is the 200. What is the difference? This is the 200. It entry. Trip. The ultimate you can go up. Ah, ultimate. The and 23 if you buy the it entry 200, you can get the voucher. Okay. If I'm just this one? We can go up. We can go up. Okay. This one we can go up. This is additional. This is additional ticket for the buggy car to make you for more quickly to here. Yeah, okay. This okay. is not included the ticket. Yeah, it's okay. Just we need this one and we can go get there here. Yes. So it's more enough. Quickly. From here you can direct to okay, your okay. Taxi. Perfect, yes, perfect. No need, yeah. Need going there. Yeah, and then we can walk. Yes. Because yes. There's no return set. Yes. No okay. Return. But okay. If we going here, we and must going walk. To the parking, we can. With the shuttle bus in here. The shuttle we bus must go here, back here. To the parking. This is just here. 1 kilometer. Yes, okay. Only yeah. Going around here and then going come back here. Şöyleymiş arkadaşlar. Okay. Şimdi shuttle tek yönlü. Tek yön sizi ta tepeye çıkartıp bırakıyor. Pardon? Daha sonra tekrar buraya gişelere gelmeniz lazım. 1,5 kilometre falan uzaklığı. This is the ticket. Neyse hesap kitap yaptık. Bir şeyler anlattılar ama para tuzağı gibi geldi ya. Yani park biletiyle de içeri girebilirsiniz. Sadece araba için yaklaşık 80 lira vermeniz gerekiyor. Yani değmez 1,5 kilometre. Yürürüm daha iyi hem de etrafı görürüm. O yüzden şimdi yürümeyi tercih edeceğiz. Yani 600 lira para istiyorlar. Yok full şeymiş, yok tepeye çıkartıyorlarmış. Gereksiz geldi. Drone uçurmak yasak arkadaşlar burada. Her zamanki gibi tapınaklarda drone uçurmak yasak. Gördüğünüz gibi. Yani sadece 5000 rupiye vererek, park biletini vererek yürüyerek tapınağa kadar yürüyebilirsiniz. Yani 40.000 rupiye bayılmanıza gerek yok. Eğer çoluk çocuk gelmediyseniz tabii. Evet, giriş böyle. Ne varmış? Şimdi entrance gate. Şu taraftan sağdan yukarı çıkacağız. Evet, heykel bu arkadaşlar. Uzaktan böyle Vishnu heykeli. Dibine gittiğim zaman, yanına gittiğim zaman size biraz bilgi veririm. Şimdi Vishnu'nun heykeli bu. Buraya doğru gidiyoruz biz. Neredeyiz biz? Şimdi buradan girdik böyle. Şuralarda bir yerdeyiz sanırım. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Şöyle sağdan yukarı doğru çıkacağız. Evet, Vishnu heykeli bu arkadaşlar. Şöyle bir şeymiş. Bu tabi kartonet. Şimdi biz orijinalini yukarı tepeye doğru yürüyeceğiz, orijinalini göreceğiz. Evet, ana giriş burada. Ana girişte yine bizi ufak Vishnu heykeli karşılıyor. Asana. Oo, burası bayağı güzelmiş. Burada Starbucks bile var. Bayağı güzelmiş burası. Böyle bir açık pazar gibi yapmışlar buraya önce.
Şöyle şimdi ana girişe doğru giriyoruz arkadaşlar. Tapınak şurada. Dur bakalım buradan girebilecek miyiz? Come on. Evet. Hello. Hi. This? Like this one? Okay. Oh, no. No? Because, no. You can buy ticket information center. Ah. Oh. For... Wait. We must buy ticket. Oh, we go and buy ticket for yeah. at the From yeah. information center. Şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Buraya tapınağa girmeniz için ana gişeden 125 bin rupiyalık bilet almanız lazımmış. Sadece bedava olan kısımlar amfiteyatro, yemek alanları. Evet, bu Vişna heykelinin önüne geldik. Gişeler burada. Buradan giriş yapıyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz büyük heykel. Yalnız içeri giriş 125 bin rupiye, yaklaşık 250 lira. Yani çok da ne bileyim, kararsız kaldım. İçeri giresim yok şimdi. Hava da yağmurlu. Şöyle size uzaktan göstereyim. Şuradan. Zaten en tepesine çıkmak için ekstradan 300 bin rupiye vermeniz lazım. Şurada başka bir heykel daha var. Belki oraya doğru gitmeye çalışacağım. Onu görebilirsek. Yani giriş 125 bin rupiye. O yüzden şimdi hava kötü olduğu için içeri girmek istemedim. Şöyle dışından size biraz bilgi vereyim. Vishnu çok sayıda tanrısal nitelik ve sembollerle tasvir ediliyormuş. En önemli tasviri dört kollu ve mavi cilt rengine sahip olmasıymış. Vishnu tanrısal avatarı da Lord Krishna olarak anılıyormuş. Lord Krishna bu destanın kahramanlarından birisiymiş ve insanlara doğru yolu göstermek için dünyaya gelmiş. Garuda Vishnu heykeli dünyada bulunan en büyük Budist heykellerden birisiymiş arkadaşlar. O yüzden Endonezya'nın önemli bir turistik cazibe merkezi burası. Tabii böyle olunca da fiyatlar da pahalı oluyor. Yani 125 bin rupiye. Ayrıca tepesine çıkmanız için de 300 bin rupiye vermeniz lazım. Gerek yok, zaten hava bayağı bulutlu şu an. Şimdi tam olarak gösteremiyorum ama üzerinde böyle bir kuşun üzerine oturmuş. O da Garuda. Endonezya'nın yine efsanevi kuşu. Feniks'e benziyor ya da Falcon'a benziyor. Bu heykel Bali'nin zengin kültürünü ve Hindu inancını yansıtan önemli bir simge haline gelmiş. Evet. Ayrıca Güneydoğu Asya'nın en büyük festivallerden birisi burada yapılıyormuş. Neyse, GWK Ulusal Parkı da böyleymiş arkadaşlar. Evet, Bali maceramız devam ediyor. Evet, şimdi burada ufak bir Vishnu heykeli gördüm. Aynısının büyüğü diğer tarafta var. Şöyle göstereyim size. Vishnu heykeli bu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu Vishnu heykeli Hindu mitolojisinde önemli bir tanrıymış. Hindu inancında koruyucu ve koruyan anlamına geliyormuş bu tanrı. Bu Hinduizm felsefesinde Trimurti olarak bilinen üç ana tanrıdan birisiymiş. Şöyle şu taraftan göstereyim. Şöyle. En önemli özelliği dört kolu ve mavi cildi olması. Buradan dört kolunu göremiyorum ama. Bu arada dünyanın en büyük heykellerinden birisiymiş. Vishnu heykeli. Şu üzerindeki kuş da efsanevi Garuda kuşu. Endonezya'nın simgesi Garuda kuşu. Hindu inancında koruyucu ve evrensel düzeni sağlayan tanrı olarak geçirmiş.
Evet, kültür parkı da böyleydi arkadaşlar. Kültürlendik. Şimdi başka bir mekana doğru gezmeye devam. Çıkışı da böyle yapmışlar çakallar. Buradan da bir şeyler alıp sizi gönderiyorlar. Ivır zıvır hatıra eşyaları. $80-90. Evet. Neyse. This is good. This is good. I like it. This one, oh, 185. It's good. This is good quality. Şimdi Kuta Beach'i biraz gezelim. Şöyle ne var ne yok bir bakalım, keşfedelim. Şöyle Selim, eğer motor kiraladıysanız burada görevliler var. 2000 rupiye sadece. Motorunuzu buraya güvenle park edebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi her yerde motor var. Bali'nin Kuta bölgesini keşfediyoruz arkadaşlar. Sahilde yürüyüş yapıyoruz. Tekirdağ'dan Bozma, Bali'yi geziyoruz arkadaşlar. Hop. Yağmurlu bir günde, Temmuz ayında. Sanki Eylül ayında gibiyiz. Evet, Hard Rock Hotel de burada arkadaşlar, Bali'de. Böyle. Hard Rock'ın önünde de görüntümüz olsun. Şöyle önünden geçeyim. Ana olsun. Şurada da Hard Rock'ın surf tahtası var. Hard Rock Hotel Bali. Şurada fotoğraf çektirebilirsiniz. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi millet burada fotoğraf çektiriyor. Şöyle. Evet. Ya Endonezya'da şöyle bir şey var. Arkadaş, akşam 6 oldu mu hava kararıyor ya. Yani en sevmediğim şey Endonezya'nın akşam 6'da havanın kararması. Tek dezavantajı o. Evet. Şurada bir fotoğraf çektirelim biz de. Evet. Surf tahtasının orada fotoğrafımızı çektik. Şey, Hard Rock Cafe'yi göstereyim size. Şurada. Meşhur Bali Hard Rock Cafe. Şöyle göstereyim. Ne güzel, Taksim'de de vardı. Adamlar çekti gitti sonra. Şöyle Hard Rock Cafe. Şurası da sahil arkadaşlar. Şöyle biraz size sahili göstereyim. Meşhur Bali sahili. Şöyle hava yağmurlu olmasına rağmen insanlar denize giriyor. Şurada hayvan gibi kocaman büyük bir heykel gördüm. Yine Hindu heykeli. Muhtemelen bir Hindu tanrısı. Evet, Bali sahili bu. Neyse, şimdi biraz beach walk yaparız. Size biraz da sahili gösteririm. Şöyle. Hindistan cevizleri her yerde. Evet, burası da Denpasar değil de Kuta bölgesi. Yani anladığım kadarıyla Bali'nin Taksim'i gibi bir şey. Zaten burası havalimanına 10 dakika uzaklıkta. Bayağı yakın. Havalimanından soldan devam ederseniz hemen buraya ulaşırsınız. Evet, Bali'de yine
yapmanız gereken bir aktivite. Çünkü Bali'de yapmanız gereken bir aktivite. Beach walk. Kuta beach walk diye aratırsanız zaten bulursunuz. Bayağı turistlerin buraya geldiği bir bölge. Buraya gelip böyle Hindistan cevizi içip gün batımını seyredebilirsiniz. Ayrıca şöyle aktiviteler yapmışlar böyle. Böyle oturup Hindistan cevizi içip sahilde takılıyorsunuz. Böyle aktiviteler yapmışlar. Let's go. Evet. Ya da böyle içki de içebilirsiniz. Bintang satıyorlar böyle. Bu şekilde. Evet, ortam böyle gördüğünüz gibi. Millet kendi halinde. Şuradan manikür, pedikür mü yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Pedikür. Enteresan. No. Where? The hair. Oh. Let's. Where is it? Burada masaj yapıyorlar. Orada saç yapıyorlar. Değişik şeyler. Okay. Manit. Klasik turist kazıklama işleri. Şurada ne var? Közde mısır var. Evet. Gördüğünüz gibi Tekirdağ Şarköy demeyeyim, Bali demeyeyim anlayamadım. Henüz daha o etkiyi alamadım. Mantap. Gördüğünüz gibi böyle sahilin etrafında bir sürü satıcı var. Bira satıyorlar, Hindistan cevizi suyu satıyorlar. Böyle yağmur hızlandı. Böyle gün batımının keyfini yaşayabilirsiniz burada. Böyle. Oo, sörf yapanlar da var. Neyse şöyle bir oturalım, biraz dinlenelim. Bir bira içelim. Gün batımının keyfini yaşayalım. Okay. Makasi. Evet, şu bira Bali High. Bali High. Yeah, it's okay. Bali High, şöyle göstereyim. Bali High, Bali birası. Normalde marketlerde 27 bin rupiye. Burada da 35 bin rupiye. Yani öyle çok abartı bir fiyat yok. Turistleri öpmüyorlar yani. Deneyeceğim şimdi. Aa, güzelmiş. Nice. Oo, buz gibi. Bayağı iyi. Nice. 35 bin rupiye. Markette de 27 bin rupiye. Yani öyle çok pahalı bir şey değil. Aa, bu amcayı görmüştüm. Uçaktaydı dedim. Hemen ortama alışmış. Şimdi biramızı içerken şöyle ablalar geldi. Masaj yapmayı teklif etti. Bakalım Bali masajı yaptıracağız. Günün yorgunluğunu atıyoruz arkadaşlar. 150 gelip de masaj yaptırmayan, ne bileyim. Sahilde masaj yaptırıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Biramızı içiyoruz. Masaj yaptırıyoruz. Kuta Beach. Bali'ye geldiğiniz zaman mutlaka Kuta Beach'e gelmenizi tavsiye ederim. Burada yürüyüş yapabilirsiniz. Günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Sahilde yürüyüş yapıp
sahilin kenarında bira, Hindistan cevizi ya da masaj yaptırabilirsiniz. Fiyatlar da bayağı uygun. Öyle çok pahalı değil yani. Gördüğünüz gibi. Ya, kemarin ketemunya di Turki.